Dünyanın sporuna göğsümüzü kabartan bir haberle başlıyoruz. Roma'nın Benevento ile oynadığı maçta 2 gol atıp 1 de asist yapan Cengiz Ünder, İtalyan basınında manşetlerde yer aldı. Ayrıntıları Az Spor muhabiri Dündar Keşaplı'dan alacağız. Dündar Keşaplı, kolay gelsin. Neler aktaracaksınız bize? Roma'dan sizi dinliyoruz. Evet, teşekkür ediyorum. Dün akşam gerçekten çok güzel bir futbol izledik diyemeyiz. Özellikle ilk devre. Ancak Cengiz'in akıllı, zeki ve başarılı oyunuyla Roma gerçekten farklı bir yüze sahip oldu dün akşamki 90 dakikalık mücadelede. Ligin son sırasında Benevento'ya karşı ilk devre 1-0 mağlup başlamıştı. Ancak ilerleyen dakikalarda ortaya çıkan tablo tamamen farklıydı. Olympic Stad'da gerçekten çok sayıda fazla taraftar yoktu ama yaklaşık 25 bin taraftar Cengiz'i maç sonrası uzun süre ayakta alkışlaması ise göğsümüzü kabartan önemli anlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. İtalyan spor medyası, İtalya'daki sporla ilgili bütün medya Cengiz'i ön plana çıkarmış. Roma'da yeni bir yıldız doğuyor. Cengiz Ünder. Roma'da 6 ay sonra kendini bulan Ünder, Roma'yı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyor. Ben kısa kısa başlıkları vermeye çalışıyorum. Aman Allah'ım, Türkler Roma Cengiz'i keşfetti ve Roma'da Cengiz Ünder gol sonrası asker selamı verdi. Türkiye'deki operasyonla ilgili bu selamı da İtalyan spor medyası bilgi not olarak vermiş. Evet, kısa kısa verdim çünkü programımızın süresi gerçekten yetmez Cengiz'i anlatmaya. Dün akşamki oynadığı oyunla bir asist, iki muhteşem golüyle takımını galibiyete sürükleyen isim oldu. Yaklaşık 6-7 aydır bir sürede beklenen isimdi aslında. Sürekli eleştirilere uğruyordu. Teknik direktör Di Francesco maç sonrası açıklamasında ben inanıyordum ve sonuna kadar genç oyuncu olmasına rağmen yanında durdum ve bugünlere geleceğimizi biliyorduk şeklinde bir ifade kullandı. Biraz sabır ve zamana ihtiyacı vardı. Artık bundan sonra ümit ediyorum daha da iyi olacaktır ve kendini geliştirecektir şeklinde bir ifade kullandı. Hemen hatırlatalım, en son İtalya Futbol Ligi'nde 2002 yılında Emre Belezoğlu Lazio Inter maçında 2 gol atmıştı. O günden bu yana Türk oyuncuları kendini pek bu sahnede gösterememişti. Cengiz Ünder bekleneni verdi ve dün akşam ki karşılaşma sonrasında gerçekten soyunma odasından çıkarken tribünlerde uzun süre alkışlanması ise görülmeye değer bir tabloydu. Doğrusu Monchi de dün açıklamasından sonra yapılan yatırım yaklaşık 15 milyon euro civarındaydı. Herkes endişeyle bakıyordu bu genç oyuncuya, tek genç Türk futbolcusuna. Ancak tabii ortaya çıkan tablo farklı olmaya başladı. Yetenekli oyuncumuz kendini göstermeye başladı, adapte oldu. Ve dün akşamki karşılaşmada ki sonuçta önemli, bundan önceki maçta da takımı galibiyete götüren bir isimdi. Onu da hatırlatmak gerekir öncelikle. Kısaca bunu söylemek istiyorum. Roma camiasında gerçekten herkes çok mutlu. Cengiz, Roma'nın yeni idolü, sembolü ve lideri şeklinde teknik direktörün açıklamalarına vererek sözü tamamlamak istiyorum. İlerleyen günlerde yine Cengiz'den bahsedeceğiz. Söz İstanbul Stüdyoları'nda. Dündar Keşaplı'ya teşekkür ediyoruz. Cengiz'in golünden sonra özellikle Afrin'de gerçekleşen Zeytin Dalı operasyonuna şehitlerimize selamı da Roma'da yankı buldu diyelim ve devam edelim. Bayern Münih'in